Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda 1 TL'lik fakir dürümüyle 500 TL'lik zengin dürümünü yiyeceğim. Eğer 1 TL'lik martı etli dürümden zehirlenirsem osura osura eşek cehennetine gidebilirim. Çok osuruğum geldi. Like atarak izlemeye başlayan ve kanala abone olan kardeşlerime çok teşekkür ederim. Engin abi, seviliyorsun değil mi? Like atmayanların da canı sağ olsun. Ama benim midem beynimden daha zeki. En azından acıktığım zaman gurulduyor ve bana haber veriyor. Bakın, tavuk dürüm 1 TL yazıyor. Bunun içinde tavuk eti olma ihtimali benim kafamın içinde beyin olma ihtimalinden bile daha düşük. Siparişimi onaylıyorum. Hadi gelin şimdi de ultra mega zengin dürümüne bir bakalım. Oha, görüyor musunuz lan? Resmen gergedan şeyi gibi kocaman. Sizin için 500 TL'yi yakıyorum. Siparişi tamamla. 1 TL'lik martı etli dürüm güzelse evde beslediğim Rıfkı isimli martımı kesip onun etinden döner yapıp dürümün arasına koyabilirim. Rıfkı'yı kes abi, ondan kocaman bir zurna dürüm çok güzel olur diyenler varsa hemen yorumlara gitsin ve Rıfkı'yı dürüm yap yazarak videoya like atsın. Rıfkı, boku yedin oğlum. Kıtır kıtır kesip zurna dürüm yapacağım. Abi, Rıfkı çok güzel. Yazık, onu kesme diyenler de Rıfkı'yı bağışla yazsın. Rıfkı'yı kes diyenler mi yoksa onu sevenler mi galip gelecek? Oha, kapı çalındı. Kesin zurna dürümüm gelmiştir. Arkadaşlar, yanlış alarm. 500 liralık zurna dürümüm gelmemiş. 1 liralık fakir dürümü gelmiş. Şerefsizler, bir pakete bile koymamışlar. Direkt gazete kağıdına sarmışlar. Bu gazetedeki zehirli mürekkepler bir ayıyı bile öldürebilir. Hoş hoş. Ayı ayı. Sıkı durun, açıyorum içini. Oha ya, bakar mısınız? Maymun çükü kadar şey göndermişler. Resmen çürümüş bir domuz eti gibi kokuyor. Hakkınızı helal edin. İlk ısırığı alıyorum. Benim çöp tenekesi gibi midem bile bunu kabul etmedi. Pezevenkler son kullanma tarihini bile direkt lavaşın üstüne yazmışlar. İçine bakalım acaba neler koymuşlar. Bunlar et değil. Bakar mısınız, bunlar et değil. Bunlar resmen hayvan boku. Sizin için var ya, direkt bok yedim, bok. Bu videoya da like atmazsanız like çok ayıp edersiniz. Sanki terk edilmiş. Son kullanma tarihi de burada, bak bak. 2029, 10 sene son kullanma tarihi var. Sakın siz evde bok yemeyi denemeyin. Mideniz buna alışık olmadığı için direkt eşek cehennetine gidersiniz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi duygusal bir öğe içermektedir diyor. A şıkkı, yaşlı kadının bu hali beni çok üzdü. B şıkkı, mağaranın tepesinden su sızıyordu. Doğru şık B şıkkı arkadaşlar. Mağaranın tavanından su sızması çok duygusal bir şey. İçerisi su dolar ve içindekiler ölürse çok üzülürüz değil mi? Aranızda bunu da bilemeyenler varsa bir zahmet gitsin ve birinci sınıftan tekrar başlasın. Şuradaki artıkları yiyelim. Engin abi, Engin abi. Yeme ne olur gebereceksin diyenler varsa kötüye bir şey olmaz. Aha, yine kapı çalındı. İnşallah bu sefer zengin dürümüm gelmiştir. Bakın harbiden geldi. Hem de dinozor malafatı kadar kocaman. Yok yok, dinozor değil. Gergedan malafatı kadar kocaman.
bu zengin ve fakir dürümü karşılaştırma videosunda benden bir kardeşim istemiş. Buraya bir yere koyuyorum onun yorumunu ama şu anda adını unuttum. Yorumu sonuçta ekranda. Eğer sizin de böyle yaratıcı ve çok güzel fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Hepsini sırayla yapacağım ve sizin yorumunuzu da böyle ekrana yapıştıracağım. Ben hayatımda bu kadar kocaman bir şey yemedim. 500 lira verdik ama bu sefer karnımız doyacak. Lan zenginler, yemin ederim yaşıyorsunuz oğlum bu hayatı. Kokusu belki size ekrandan bile gelmiştir. Allah'ım yarabbim, inanmıyorum. Böyle güzel lezzetler var mı dünyada ya? O kadar lezzetliydi ki, gördünüz değil mi, ağzından zevk suyu aktı. Koca Süleyman isimli bir tane ileri zekalı yorumlara ne yazmış? Zengin sofrasında her şey var ama huzur yok. Süleyman, sana çok kötü bir haberim var. Fakirlerde ikisi de olmuyor. Öyle ağır ki, bir tartalım. Acaba yarısı ne kadar geliyor? 15,5 kilo. Demek ki yarısı 15,5 kilo olanın hamı nedir? 15,5 çarpı 2, 15,5 artı 15,5 IQ patlaması. 31 kilo. 31 mi? Bir de içine bakalım arkadaşlar. Piliçlerin but ve göğüs, daha sonra da göt kısımlarından. Biliyorsunuz ben göt etine bayılırım. Şuna biraz da acılı ketçap dökeyim de lezzetlensin. Oğlum bu ketçap acayip acıymış lan. Popomdan çıkmaya çalışıyor. Ben bir gideyim de sıçıp rahatlayayım. Tuvalette resmen götümden lav silahı gibi ateş püskürdü. Bugün çok garip bir şey öğrendim lan. Hani Isaac Newton var ya, bilim adamı, biliyorsunuz değil mi, hatırladınız mı? İşte o herif bakir olarak ölmüş. Demek ki tarihin gelmiş geçmiş en büyük dahisinden bir adım öndeyim. Çünkü ben daha ölmedim. Merak etmeyin, zaten geberip gidip sizi bırakmaya hiç niyetim yok. Bu senede hep beraber mübarek Ramazan ayına geldik. Oruçta olan kardeşlerime Allah sabır versin. Ramazanları mübarek olsun. İftarda bundan daha güzel, en sevdiği şeyleri yesinler. Canları benim. Tüm takipçilerime ve beni izleyen herkese bereketli, sağlıklı ve huzurlu, mutlu bir Ramazan ayı diliyorum. Oruç tutanların sevapları inşallah 10 kat artar ve direkt cennete giderler. Allah'ım tutamayanlara da günah yazmasın. Canlarım, eğer hala videoya like atmadıysanız aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Durun size bir de Hayko'yu göstereyim. Kesin özlemişsinizdir. Hayko! Oğlum bak, hepsini soruyorlar. Hayko'yla video gelsin diyorlar. Oh, bak bakalım kameraya, bak bakalım. Aslında aklımda çok güzel bir içerik fikri var. Hayko'yu tıraş ettiğim tüyleri hiç atmadım. Hepsini sakladım. O tüylerden yumuşacık bir yastık yapıp Hayko'yla yatabilirim. Eğer böyle bir video isterseniz hemen yorumlara gidin ve Hayko'nun tüylerinden yastık yap yazın. Ben de o tüylerle yastık yapar, Hayko'yu da yanıma alır. Böyle gece mışıl mışıl uyurum. Oy, oy. Hepinizi çok seviyoruz. Ellerinizden öpüyoruz. Kuş ol bakayım. Bakın yine kuş oldu. Oğlum dur lan, konamayacağım.